geldiniz. Nasılsın Rümeysa? İyiyim yani, iyi olmaya çalışıyorum diyelim. Tatlı karar verdim. Evet. Tatlı tuzlu. Çözmeye çalışıyoruz. Mert bana kocaman ayınç kalmış. Siz de oldu, siz de böyle bir nane mollu oldunuz son anda. Zeynübelerden dolayı. Evet. Aynur teşekkür ederim. Her şey bitti. Zeynübeniz kusur kaldı. Yani gerçekten. Şaka yaptım orada. Kızı diyor ki olmaz diyor Zeynübe falan. Ben dedim ki kız yani erkek dansçı demiyor orada. Diyor ki hani kadın görünümünden, erkeklerden bahsediyor oradan dedim. Sonra dedim yani o olsa bir şey demen normal. Hani ben olsam dedim ama sonra çok kısa tuttum ama oradan aldı onu. Aldı onu, evirdi, çevirdi, gitti, trip attı, yanından gitti falan. Ne oldu, aldın trip eline? Aldı. Almadı. Aa, sen aldın. Çok güzel bir cümle kurdu ama Öykü Hanım. Dedi ki annesine trip atsın dedi. Evet. Kalkıp gitti. Benim gitmem gerekiyor. Bu kadar dişiyle neler çalıştırmasına gerek yok yani. Zennube ismi bir Zenne mi var? Ne? Aa işte bak ben ona sordum Aynur'a. Aynur dedim onun adı neydi dedim. Zenne mi? Zenne mi oluyor? Zennube mi Öykü Hanım? Zenne. Zenne. Evet, tamam. Zenne. Bekarlığa veda da Zenne. Ben ismi öyle diye söylüyorsunuz. Ha, yok bilmiyordum ki ben de gerçi. Ona sordum. Olabilirdim. Kusura bakmasınlar biz bilmiyorduk. Peki. Beylere bağlanalım. Bugün sürprizimiz var arkadaşlar. Aa, evet. Size var, size de var. Gerçi siz ufaktan biliyor olabilirsiniz de beylere bir sürpriz yapalım. Beyler, beyler, beyler. Anladın mı? Beyler nasılsınız? Beyler içeri gelin. Ya o yorumda şeyden kaynaklı oluyor. Hani böyle yollayayım. Kendi yorumdaki mi? Burayı. Şey yapıyorsun ya, o an bir yüksek nabızı şey diyor. Ben yani, o olsun bana karşı oldu. Açmış oldu. Yani ben hani genel olarak şov oluyorum kanka. Allah Allah. Koltuk için mi yaptınız onu? Evet. Evet. Öykü Hanım çok şükürsünüz. Çok teşekkürler. Nasılsın Murat? Teşekkür ederim Öykü Hanım. Siz nasılsınız? İyiyim valla. Sen iyisin, herkes iyidir. Peki. Beyler bugün size bir sürprizimiz var. Buyurunuz. Şimdi mi açıklayayım, gelince mi açıklayayım? Buraya gelelim mi Öykü Hanım? Uçmanız için motivasyon mu olsun yoksa gelirsiniz burada mı öğrenmek istersiniz? Öykü Hanım siz açıklayın, biz hevesle gelelim. Ha, peki. Kızlar bugün sizin için giyinecekler, hazırlanacaklar, süslenecekler. Ve siz de onları puanlayacaksınız arkadaşlar. Hadi gelin. Haydi. Ay nasıl mutlu oldular. Hadi siz de hazırlanacaksınız. Koşun, hadi çıkalım. Kızlar konsepti veriyorum. Evet. İlk date'e yani buluşmaya giderken giyeceğiniz kıyafetlerle hazırlanıp geliyorsunuz. Beyler bu tahtaları alıyorsunuz, oy kullanacaksınız. Herkes birer tane alsın. Sevgili izleyiciler, evet beyler tahtalarını aldılar ve malum işte benim stilimi biliyorsunuz. Biz onu kısmetse olur da konseptimiz arkadaşlar sizinle ilk buluşmada, sizinle mi artık bilmiyorum tabii onu da bilemem. İlk buluşmada nereye gidiyorlarsa ona göre giyinip geliyorlar. Yani aday siz misiniz onu bilemem tabii ki. Ve puanlayacaklar. Puanladıktan sonra ödüle doğru kim gidecek göreceğiz. En çok oyu alan ödülü de kazanacak. Peki. Kızlar hazır. Siz de hazır mısınız? Evet. Harika. Güzel. Endamıyla, boyuyla, posuyla, şöyle tarzıyla gelip yıksınlar bakalım kızlarımız burayı. İlk olarak Yeliz geliyor. Konseptini dinliyoruz. Ben gizli bir ajanım. Evet. Ve bir görev için mafyatik bir adamla ilk defa yemeğe çıkıyorum. Yaratıcı. Güzel. Mertli değil yani.
Ne, neredesin? Peki nereye gidiyorsun? Nasıl şık bir restorandayız ama... şık restoranda? Evet, etrafta korumaların da izlediği bir yer. Mafya abiyle. Evet, her an bir olay çıkabilir. İlk date mi mafya abisiyse? Onu anlamadım. Efendim? İlk date mi mafyayla? Yani şöyle, görev üzerine adamla ilk defa yemeğe çıkıyorum. Ben de ajansım. Ben ajanım. Oylama yapabiliyor muyuz? Lütfen oyla ya. Ne olur, ne diyeceksin çok merak ediyorum. Ben şöyle bir eleştiride bulunuyorum. Senin de bacak boyun uzun. Çizmelerin fazlasıyla boyu şöyle, uzun olmuyor. Bence puanlarla gidelim. Hem ha. Puan hem yorum, hem puan hem yorum diye gidelim. Herkes verdi mi o puanını? Evet. Güzel. Buradan Oğuzhan'dan başlayalım. Şöyle devam edelim. Evet olsun. Ha, sen vermediysen bu taraftan başlayalım. Ben Görkem. Ben 7 verdim. Sebebi de 3 puanda ajan olduğu çok belli oluyor. Tam ajan kombini. Bir görelim puanını tut, görelim. Ha, 7. Teşekkür ederim. Rica ederim. Oradaki üstteki karınca duası. O benim Instagram hesabım. Tamam. O yüzden yazdım. Yani seçebiliyorsanız sevgili izleyiciler. Görkem meraklısıysanız. O orada bir süre duracak. İnşallah yakalamaya çalışırlar. İnşallah, durdururlar, bekletirler. Yani ileri İnşallah. Geri sararlar. Yapacak bir şey yok. 7 puan. Evet, yorumun. Direkt ajan olarak benzediği için, hiçbir farklılık olmadığı için 3 puan oradan kırdım. Ha, anladım. Direkt ajan çok bağırıyor yani. Evet, direkt ben ajanım diye bağırıyor. Ama mafyatik bir adam, ona böyle dark görünümlü, sert görünümlü bir kadın yakışırdı evet. Yanına diye. Sağ ol. Yani hiçbir farklılık yok, öyle. Sağ ol. Ajan görmesek diyorsun. Evet. Doğru. Oğuz. Ben de 7 puan verdim. Neden? 3 puanı da... erkekleri kandırdığı için görev icabı buluştuğu için 3 puanı oradan kırdım ama kombini çok beğendim. Teşekkür ederim. Kankacığım. Evet, o 3 puanı da ben sana veriyorum. Teşekkür ederim. Erkekleri kandırdığın için. 10 puanı tamamlıyorum. Evet. Altındaki ismi doğru mu yazdım bilmiyorum ama okunuşuyla yazdım. Trinity olmuş. Tam bir Trinity olmuşsun. Çok güzel olmuşsun. Biraz Trinity'ne bandım gibi tınlıyor yazınca Trinity. Ama yani. 10 puan. 10 puan. Teşekkür ederim. Hiç mi kusuru yok? Yok. Peki. Gayet mükemmel. Murat. Ben 8 puan verdim. 2 puanı nereden kırptım? Senin de bacak boyun uzun. Çizmelerin fazlasıyla uzun olduğu için bacak boyunu biraz daha kısa göstermiş gibi hissettim. Konseptini, kıyafetin gayet uygun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de 7 verdim. Sadece saçımdan kırdım. Mert'ten 7 geldi. Evet. Neden? Saçımın neyini beğenmedin? Ajanla görüştüğün için sanki biraz daha toplayabilirdin gibi geldi. Toplu olsa daha çok böyle o vibe verebilirdin gibi geldi. Doğru. Kulaklık ben varsa de düşündüm. Doğru. Ne diyor? Detaylarda boğuluyoruz. Harika. Ne dedi? Kulaklık varsa kulaklık görünmez varsa... diyor. Aa evet doğru. Kulaklık var o yüzden. Kulaklık olsa direkt ben ajanım diyecek zaten. O da var yani. Ay, kulaklık zaten olsa böyle bile saç ben açık ajanım olduğu için zaten görünmez de. Diyor. Evet. O yüzden doğru uzun saç. Ama böyle gizli bir görevde de Öykü Hanım gözüken bir kulaklık takılmaz yani daha gözükmeyenler olur. Çip mi yerleştirsinler kulağıma belki? İşte sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim. Ozan. Ben 9 veriyorum. Evet. 1 puanı şeyden kırptım. Şimdi bir ajan olarak silah eksik gibi sanki. Silahımın olmadığını hani emanet kim söyledi? Mi yanında mı? Silahımın olmadığını kim söyledi? Bilmiyorum. Varsa hemen değiştirebilirim. Uzun ceket giydik. Var burada bir yerlerde ki hani onu kapatmak için. On olarak düzeltebiliyor muyuz Öykü? Biyolojik bir silahtır belki. Şırıngadır. Göremediğim için 9. Varsa ulaşabilirim. Belki de buradadır böyle bir anda. Zehirdir belki. Böyle yapabilirim. Tam benlik olmasın. Şöyle. Vazgeçtim. Hemen çok evet. Belli olmadı. Evet, baskıyla bir puanımızı da seke seke aldık. Evet. Teşekkür ederim. Onur. Rica ederim. Ben 8 puan veriyorum. Tamam. O da neden veriyorum? Evet. Eteğinin boyu çok kısa. Evet. Herhangi bir aksiyonda yani onunla çok rahat edebileceğini düşünmüyorum. Sanki biraz daha elastik bir şeyler giyip daha rahat hareket edip tight tarzı bir şeyler giyebilirdin. Üzerine de daha farklı şeyler çekebilirdin. Yani mafyatik bir adamla yemeğe çıkacak cesaretin var ama bu etekle savaşacak cesaretin yok. Ama her an bak ajansın her an bir kaos çıkabilir. Ama şöyle bir şey kısa elbiseyle daha rahat hareket edebilirim. Ayrıca eteğin altında arkadaşlar şort var. Ya ben o kadarını bilemeyeceğim. Ben sadece her zaman vardı. Her zaman vardı bu arada. Çok kısa etek giymiş bir kadın altında mutlaka şort var. Her zaman tabii ki de vardı da ben sadece... Yorumum bu şekilde. Çok rahat edemeyeceğinden ötürü. Belki topuğa diyebilirdin onu. Çünkü bununla koşman birazcık seke seke olabilir. Göremiyorum ben buradaki topuğunu o şeylerden. Evet, tamam. Mert'in... Öykü Hanım, Mert'in puanını çok merak ediyorum. Evet, Mert. 10 puan kalplerle, evet.
Siyahı ve deriyi çok yakıştırdım. Teşekkür ederim. Sert bir görüntü katmış sana. Teşekkür ederim. Onun dışında harikasın. Bayağı mafya abiyle hiç işin yok bakıyorum. Evet. Şey, bu saatten artık mafyayla kötü olmaz tabii sen de. Artık mafyacılık oynayacağım. Mafya olmaya karar verdim. Hadi bakalım. Evet Berke. Evet Berke. 10 veriyorum. 9 aslında 9 düşünüyorum. Evet. Niye öyle? Sadece eteğinin kumaşı. Yani. Belki deri olabilirdi. Böyle bir her şey bütünleşebilirdi. Evet. Ama parlak deri vardı. Evet, işte parlak deri daha da sırıttığı için maalesef. Evet, sadece ondan kırdım ama Mert'ten dolayı yarım puan kazandı benden. Peki. Teşekkür ederim. Evet. 8 puan. 8 puan nerede? Şimdi ajanım dedin ama dövmelerim var. Dövmelerin ajan olduğunu yani ajanların dövmesi olmaz çünkü tanınmaması lazım. O yüzden oradan bir 2 puan kırdım. Doğru. Ama kombinin çok güzel. Çok beğendim yani. Dijen konsepte çok uygun bir kombinim var. Belki geçicidir. Yani hani ajan ya yapıyorlar ya. Çok geçici gibi gelmedi bana ama. Ben de ajanım. Ayırt edebiliyorum diyorsun. Evet. Bir sildirip de gelebilir miyiz? Silin fotoğrafını da aynı kapatır mısın? Veya belki o görevinde dövmesinin tabii olduğu ya öyle bir kalt var mesela yani öyle bir şey var. Tanınır yani direkt dövmesinden tanınır. Bu arada evet genelde ajanlarda zaten şey vücutta doğum lekesi olanlar bile olamıyor diye biliyorum. Polislerde de aynı şekilde. Aynen ben özlüyorum haklısın. Evet. Ona bir şey diyemiyorum. Sen de bir şey değil ajan yani. Olamazmışım demek ki bak bu bilgiyi bilmiyorum. Ben de olamıyorum. Vallahi Yeliz bayağı yüksek puanlar aldı. Şimdi bunu geçecek olan varsa herhalde zaten ödülünde sahibi olabilir diye düşünüyorum. Hızlı başladınız. Evet. Sıradaki yarışmacımız.